Daha önce sayfalar içindeki yerleşim için stillerden ve divlerden yararlandığımızdan bahsetmiştik. Şimdi bir sayfayı tamamen div ve stillerle yerleşimle ayarlayarak tasarlayacağız. Bunun için öncelikli olarak yeni bir doküman oluşturuyoruz. Create New bölümünden HTML seçeneğini seçiyorum. Eğer Split bölümü açıksa bunu kapatmak için Design butonuna basabilirsiniz. Buna basarak tasarım arayüzüne ulaşıyorum. Dreamweaver içerisinde ee, sayfalarla çalışırken dikkat etmeniz gereken önemli nokta sayfaları mutlaka oluşturur oluşturmaz bir başlık vermeniz sayfalara ve onları kaydetmenizdir. Sayfa başlık verdikten sonra File, Save seçeneği ile kaydedebilirsiniz. Sayfamı index.html olarak kaydedeceğim. Kaydet butonuna basıyorum ve dosyayı sistemin altına kaydediyorum. Öncelikli olarak sayfamızın içindeki işlevsel bölümleri düşünmemiz gerekiyor. Şu anda tasarlayacağımız sayfa bir başlık bölümü, onun altında bir menü bölümü, onun altında içeriklerin bulunduğu bölüm, en altta da sayfanın altlığı ya da alt bilgilerin bulunduğu bir alt alan olacak. Tüm bu alan alata ayrıca bir div içinde yer alıp bir arada duracaklar. Önce isterseniz küçük parçalardan başlayalım. Sayfamızın içinde kullanacağımız başlık, menü, içerik ve alt bilgi alanlarını oluşturalım. Bunun için common bölümünden insert div tag butonuna basarak bir div etiketi ekliyorum. Ekleyeceğiniz bu başlık alanı sayfanız içinde tek olacağından bunu ID ile isimlendirebilirsiniz. Türkçe karakter kullanmadan bu alana bir isim verdim. ID ismi verdikten sonra OK butonuna basıyorum. Ve başlık bölümümüz oluştu. Şimdi başlığın hemen altına ikinci bir div oluşturup bu div alanına da menü ismini vereceğim. Zaman zaman sayfa içindeki öğeler birbirlerine çok yakın olduklarında sayfa içindeki başka bir öğenin içine girmeden direkt olarak boş alanı seçmeniz zor olabilir. Bu durumda boş alanın içindeki herhangi bir nesneyi seçtikten sonra klavyenizden sağ ok tuşuna basarak ...boş alanın içine düşebilirsiniz. İmleciniz her ne kadar divin içindeymiş gibi gözükse de... ...aşağıdaki etiket seçicisinden gövdenin içinde olduğunuzu görebilirsiniz. Eğer divin içinde olsaydık... ...o zaman burada divin isminin de gözükmesi gerekirdi. Tekrar divi seçiyorum. Sağ ok'a basarak... ...boş alana e, düşüyorum. Şimdi ikinci div etiketini ekleyeceğim. İkinci div etiketini eklemek için insert bölümünden... ...insert div tag diyorum. Ekleyeceğim menü de yine sayfa içinde tek bir tane var. Bu yüzden onu ID ile isimlendirebilirim. Evet menü alanında ekledik. Boşluğa tıkladığım zaman kontrol ediyorum. Evet gerçekten body'nin içindeyim. O zaman direkt olarak ekleyebilirim. İçerik alanımız olacak. Ve son olarak yine boşluğa tıklayıp alt bilgi alanına ekleyeceğim. Bu alanları ekledikten sonra şimdi artık bu alanlarla ilgili stilleri oluşturabiliriz. İlk olarak başlıkla ilgili stil oluşturalım. Bunun için ee, daha önce oluşturmuş olduğumuz stil sayfasını bu sayfaya bağlayabiliriz istersek. Ya da bu tamamen yeni bir tasarım olduğu için yeni bir stil dosyası oluşturabiliriz. Ben yeni bir stil dosyası oluşturmayı tercih edeceğim. Bunun için CSS Styles bölümünden artı butonuna basacağım. Fakat artı butonuna basmadan önce e, Dreamweaver'ın hangi nesne için stil oluşturacaksam onun ismini otomatik olarak almasını istiyorum. Bunu nasıl yapıyorduk? Hangi nesne için stil oluşturacaksak onu seçiyorduk öncelikle. Ben başlık öğesi için bir stil oluşturacağım. Öncelikle bunu seçiyorum. Daha sonra CSS Styles panelinden artı butonuna basıyorum. Açılan pencere içerisinde ID'nin seçili geldiğini ve seçtiğimiz öğenin isminin yazıldığını dikkat edebilirsiniz. Aşağıdaki Rule Definition bölümünden bu stili nerede oluşturacağımızı belirlememiz gerekiyor. Sadece bir doküman içinde oluşturursak eğer, bu stil başka dokümanlar içinde geçerli olmayacaktır. O yüzden yeni bir stil dosyası içinde oluşturmak istediğimi seçiyorum ve OK butonuna basıyorum. Stil dosyamızı nereye kaydetmek istediğimizi soruyor. Bu ilk kez oluşturulan bir stil dosyası olduğu için kayıt etmemiz gerekiyor. CSS klasörü içine girip stil dosyanıza bir isim vererek kaydet butonuna basabilirsiniz. Evet, kaydet butonuna bastıktan sonra stil tanımlarımızı yapabileceğimiz pencere çıkacak karşımıza. Bu pencerede herhangi bir ayarlama yapmadan cancel butonuna basarsanız az önce yapmış olduğunuz stil tanımlama işlemi e, yok sayılacaktır. O yüzden e, bu noktadan sonra bir tanım yaparak stilin stil dosyasının içine kayıt sağlamamız gerekiyor. Öncelikle font family bölümünü ayarlayacağım. Fontumu seçiyorum. Boyutunu seçiyorum. Zaman zaman apply butonuna basarak yapmış olduğunuz e, uygulamanın yukarıda nasıl gözüktüğünü, sayfanın içinde nasıl gözüktüğünü kontrol edebilirsiniz. Arka plan rengi vereceğiz. Ve yazının kenarlardan uzaklığını ayarlamak için box bölümünden padding ayarını yapacağız. Sol taraftan 10 piksellik genişlik vermek istiyorum. Daha doğrusu girinti vermek istiyorum. OK butonuna basarak başlık alanını bitirdim. Şimdi sayfamızın menüsünü oluşturalım. Sayfanın menüsünü oluşturmak için birkaç farklı seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi menü nesnelerini yan yana yazmak olabilir. Menü nesnelerini yan yana yazdığımız zaman aralarına alt gr ve küçük büyük klavye, e, klavyedeki küçük büyük tuşların bulunduğu tuşa basarak dik çizgiler bırakabiliriz. Ya da CSS'in başka bir özelliğinden yararlanarak menülerimizi öncelikle liste olarak hazırlayıp sonra onların yatay menü olarak gözükmelerini sağlayabiliriz. İkinci seçeneği anlatacağım. Çünkü birinci seçeneği zaten yapmak kolay. Birinci seçenekte yapmamız gereken tek şey menü öğelerini yazmak. Ve aralarına alt gr küçük büyük tuşuna basarak dik çizgiler bırakmaktır. Evet bunu böyle yapmak istemiyorum. O yüzden ctrl z'ye basarak yaptığım işlemi geri alıyorum. Şimdi buraya bir e, ee, sırasız liste oluşturacağım. Sırasız listeyi nasıl oluşturuyoruz? Öncelikle bu yazıyı silmemiz gerekiyor. Yazıyı işaretledim. Yanlışlıkla div etiketini de işaretlemiş olabilirsiniz. O yüzden fazla silinmiş olabilir. Bu şekilde silelim. Yazıyı sildim. Şu anda yazı olmadığı için içinde hiçbir şey göremiyoruz. Çünkü div etiketinin aslında yüksekliğini sağlayan şey yazı. Fakat div etiketimiz hala orada bakın. Aşağıda seçili olduğunu görebilirsiniz ve bu durumdayken unordered list yani sırasız liste butonuna basıyorum ve buraya e, girmek istediğim menü öğelerini yerleştiriyorum. Evet, şimdi sıra bu eklemiş olduğumuz listeyi yatay olarak tek bir satırda gösterebileceğimiz stil eklemeye geldi. Bunun için eklemiş olduğumuz bu liste öğeleri içindeki li list item öğesine uygun bir stil tanımlamamız gerekiyor. Bu stil tanımlamı bu stil tanımı daha doğrusu menü içindeki ul etiketi içindeki li etiketini etkileyecek. Burada herhangi bir li öğesini seçmenizin herhangi bir önemi yok. Bir tanesini seçmiş olmanız yeterli. Bu seçimi niçin kullanıyoruz? Artı butonuna bastığınızda Dreamweaver'ın bizim için bu yazıyı kendisinin yazmasını sağlamak için. Yoksa herhangi bir şey seçmeden de artı butonuna basarak buraya kendimiz diz menü, menü isimli nesnenin içindeki ...Ule... sırasız liste unordered list içindeki liste öğesini 50 de yazabiliriz. Yukarıda compound'un seçili olduğuna dikkat edin. Ve rule definition bölümünden de stil dosyasının seçili olduğuna dikkat edin. OK butonuna basıyorum. Şimdi yapmamız gereken ayar blok kategorisi altında yer alıyor. Blok kategorisi altında display bölümünde inline seçeneği var. Inline seçeneğini kullanarak biz Herhangi bir div, div içindeki liste öğelerini tek bir satırda gösterebiliyoruz. Apply butonuna basararsak liste öğelerinin tek bir satırda gösterilecek şekilde sıralandığını görebiliriz. Pekala, şimdi ee, bu görüntüyü sağladık fakat öğeler arasındaki boşluk biraz az kaldı. Bunu arttırmak için box seçeneğini işaretliyorum, margin bölümünden right seçeneğinden 15 değeri giriyorum. Yani her bir öğenin sağına 15 piksellik boşluk bıraktık. Peki sol tarafta bir boşluğumuz kaldı fazladan. Eğer li öğesi için bu işlemi yaparsak tüm öğelerin sol tarafından boşluğu götürmüş oluruz. Bizim istediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz bu listenin kendisi için tamamı için sol taraftan belli bir miktar geriye gelmek. Ondan önce karakter ayarlarımızı da yapalım. Biraz daha büyük bir karakter seçebiliriz. Evet. Arka plan rengi olarak da açık bir gri seçtiğimizde bakın. Sadece li öğelerinin boyandığını görebilirsiniz. Sadece menü öğelerini boyamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Ama biz tüm divin seçeneğe boyanmasını istediğimiz için bunu kaldırıyorum. Apply ve OK butonuna basıyorum. Şimdi, e, listemizin solundaki boşluktan kurtulalım. Bunun için hangi etiketi seçmeliyiz? Ule etiketini seçmeliyiz. Ule etiketini seçiyorum çünkü Ule, bu listenin tamamını temsil eden etiket. Ule'yi seçtikten sonra, stil alandan artıya basıyorum. Bu menü içindeki UL için bir stil tanımı yapılacağını gösteriyor bize. OK butonuna basıyorum. Gerekli ayarlamayı nereden yapacağız? Evet, Box dediğinizi duyar gibiyim. Box seçeneğini işaretliyorum. Ve sol tarafa doğru bu öğeleri yaklaştırmak istiyorum. Yani sol taraflarındaki marjı biraz alırsam o zaman bu öğeleri sola yaklaştırmış olurum. Marjı almak için, marj eklemek için artı değerler kullanıyorsak almak için de eksi değerler kullanabiliriz. O zaman mesela eksi 30 gibi bir değer girersek buraya istediğimiz boşluğu kaldırmış oluyoruz. OK butonuna basıyorum. Ve listemizi dilediğimiz gibi yerleştirmiş olduk. Şimdi e, isterseniz listenin tamamı için bir arka plan rengi verelim. Bunun için de menü öğesinin kendisine bu özelliği vereceğiz. Menü öğesini seçtim artı butonuna bastım. Arka plan rengi olarak gri rengini seçtim ve OK butonuna bastım. Evet. Menü öresinde tasarımını tamamlamış olduk. Şimdi sıra içerik bölümüne geldi. İçerik bölümü için yapmak istediğim şey e, buradaki karakterleri düzenlemek olabilir. Yazı karakterini düzenlemek olabilir. Arka plan rengini düzenlemek olabilir. Arka plana bir resim koyacaksak bunu düzenlemek olabilir. Ya da girinti ayarlarını düzenlemek olabilir. Ben şimdi menü öğesini seçiyorum. Ee, pardon içerik öğesini seçiyorum. İçerik öğesini seçtikten sonra CSS Styles bölümünden artıya basıp ID'nin seçili olduğunu görüyoruz. İçerik isminin seçili olduğunu, otomatik olarak geldiğini görüyoruz. OK butonuna basmadan önce başka bir özelliği göstermek için e, bu stili sadece bu doküman için ekleyeceğim. Yani CSS dosyamızın içine değil sadece bir dokümanın içine ekleyeceğim. OK butonuna basıyorum. Yapmak istediğim şey etrafından biraz boşluk bırakmak. O yüzden padding değerine 10 piksel değerini giriyorum. Böylelikle div etiketinin dört tarafından da 10 piksellik boşluk bırakmış olduk. Arka plan renginin de beyaz olduğundan emin olmak için özellikle beyaz arka plan rengini seçiyorum. Apply ve OK diyerek bu stili oluşturabiliriz. Şimdi bu stili özellikle doküman içinde oluşturmuştuk hatırlıyorsanız, oluşturmuş olduğumuz bu stil, doküman içinde oluşturmuş olduğumuz bu stil, bakın. Style ifadesinin altına yerleşti. Eğer dökümanın koduna geçip bakarsak, bu stilin dökümanın kodu içinde yer aldığını görebilirsiniz. Dreamweaver içerisinde, isteyerek ya da kazara stilleri sayfalarınızın içinde oluşturmuş olabilirsiniz. Bu stilleri, stil dosyanızın içine kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Stil dosyamızı seçtikten sonra, CSS dosyasının içine sürükleyerek bırakıyoruz. Böylelikle sayfa içinde ta tasarlamış olduğunuz stiller stil dosyanızın içine aktarılacaktır. Ee, boşta kalan style etiketini işaretleyip isterseniz çöp kutusuna basarak ondan kurtulabilirsiniz. Evet son aşama olarak sayfamızın alt bölümü kaldı. Sayfamızın alt bölümüne de bir stil vereceğiz. Ee, buradaki stilimiz ne olabilir? Buradaki yazılar genelde küçük olur. Sayfa altındaki yazılar. Küçük karakterler uygun bir Harf font seçebiliriz, bir font seçebiliriz ve bir arka plan rengi verebiliriz. Bunun için sayfanın alt bilgi alanını seçtim. Artı butonuna bastım. Açılan pencerede alt bilgi yazdığını ve ID yazdığını kontrol ediyorum. OK butonuna basarak ee, CSS kural tanımı penceresinden, CSS rule definition penceresinden gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Küçük karakterler için genelde Verdana karakterini kullanırız. Çünkü Verdana biraz şişman bir karakterdir. Karakterinizin boyutu küçük olsa dahi okunabilirliği bozulmaz. Font size bölümünden 9. Renk olarak beyazı seçeceğim çünkü arka planını siyah yapmak istiyorum. Ee, box'tan soldan ve sağdan 5 piksel, aynen 10 piksel aynen kalsın. Diğerlerine de 10 piksel vermiştik. Üstten ve alttan 5'er piksel verebiliriz. Evet gördüğünüz gibi boşluklar verildi. Aynı zamanda sayfa altı yazılar genelde yazıları sayfalarınızın ortasına e, ortalanmış olur. Sayfanıza göre ortalanmış olur. Bunu yapmak için de blok kategorisinden text align'ı center olarak ayarlıyorum. Evet gördüğünüz gibi metin sayfanızın içine ortalandı. Divinizin içine ortalandı daha doğrusu. OK butonuna basarak e, alt bilgi stil tanımında tamamlamış olabiliriz. Şimdi buraya Bilgimizi yazalım. Evet. Bu metni yazdıktan sonra buraya özel karakter olan Copyright eklememiz lazım. C. Copyright ikonunu eklememiz lazım. Bunu e, normalde klavye üzerinden basma şansımız yok. Bu en kolay. Insert menüsündeki tek seçeneğini seçip Karakter bölümünden Copyright karakterini seçerek yapabilirsiniz. Ya da aynı işlemi koda geçerek bakın buraya özel e, copyright karakterini koydu. Boşluk end işareti ve yazmak istediğiniz karakterin ismini biraz yazarak da ekleyebilirsiniz. Evet, bunu siliyorum. Tasarım görünümüne geçip sayfamı kaydediyorum. Sayfamızın başlığını da güncelleyelim. Son haliyle kaydedip F12'ye basarak sayfamızı tarayıcıda ön izleyebiliriz. Evet, CSS kullanarak sayfamızın yerleşimini tamamladık.